Herkese merhaba, Tribünden Maç Hikayelerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta sorumuza heyecan katmak için ikincilik beyaz grupta oynanacak Eyüpspor Sakaryaspor maçına doğru yola çıktım. Ama ondan önce her zamanki gibi iki takımdan bahsedeyim. Eyüpspor geçtiğimiz yılda da ikincilikte mücadele ediyordu ve son haftalarda ligde kalmayı başardılar. Bu sene aynı şeyleri yaşamamak için takımın başına Ferruh Özgün'ü getirdiler. Ancak hoca 9 haftada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 7 puan topladı ve takım şu an 14. sırada. Hal böyle olunca takımın başına geçtiğimiz yıllarda da antrenörlük yapan Ekrem Al getirildi. Peki bu süreçte takımın öne çıkan isimleri kimlerdi? Atakan Arslan, Berkan Turan, Yüksel Kayaalp ve Kubilay Akyüz takımın bir adım öne çıkan isimleriydi. Bakalım Eyüpspor Sakaryaspor karşısında evindeki ilk galibiyetini alabilecek mi, göreceğiz. Geçelim konuk takım Sakaryaspor'a. Sakaryaspor bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılda da ikincilik beyaz gruptaydı ve ligi 5. sırada bitirmişlerdi. Playoff'lara kalmışlardı. Playoff'larda başarılı bir performans sergilediler. Finalde rakipleri Afşet Afyonspor'du. Ancak takım Afşet Afyonspor'u eleyemeyince tekrar bu sene de ikincilikte mücadele ediyor. Şampiyonluk hedefiyle başlanılan yeni sezonda takım Ahmet Yıldırım'a emanet edildi. Ancak Ahmet Yıldırım beklenilen puanları toplayamayınca sezona İnegölspor'da başlayan İsmail Ertekin takımın başına geldi. Takım bu süreçte 9 maça çıktı. 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. 17 puan topladı. Şu an 5. sıradalar ve Eyüpspor karşılaşması onlar için kritik bir önem taşıyor. Peki bu süreçte Sakaryaspor'da hangi oyuncular dikkat çekti? Ferit Erişçi, Berk İsmail Ünsal, Dilaver Güçlü ve İlyas Çakmak takımın bir adım öne çıkan isimleri oldu. Bakalım Sakaryaspor, Eyüpspor deplasmanında son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürebilecek mi? Onu da göreceğiz. Biz ada pazarlıyız! Biz ada pazarlıyız! Ben şimdi Şişli taraflarındayım. Maç Esenler Stadyumu'nda oynanacak. Normalde Eyüpspor maçlarını Olimpiyat Stadyumu'nda oynuyordu. Ama bu hafta Esenler Stadyumu'nda alınmış maç. Ben de oraya gideceğim. Buradan 33M'ye bineceğim. Ve yaklaşık 45 dakika sonra da Esenler Stadyumu'nda olurum. Stadyum çevresinde görüşürüz. Esenler Stadyumu'na geldim. Burada böyle bir Sakarya kalabalığı var yine. Kardeşlerim gelmiş. Şurada da gördüğünüz gibi bilet kuyruğu var. Yani ben anlamıyorum. Ya gelmiş şuraya 150 tane insan. Bu insanları bile stadyuma sokmakta aciziz yani. Nasıl bir ülkeyiz? Nasıl bir sistemimiz var? Gerçekten çözmek mümkün değil. Ama her şeyi bir kenara bırakalım. Çok güzel güneşli bir gün. Vallahi size güzel de geldi yalnız. Aynen. Çok güzel oldu. Aynen. Yani İstanbul'da mükemmel güneşli bir hava var. Sakarya'da kardeşlerim gelmiş. Biz ada pazarlıyız öyle. Biz ada pazarlıyız öyle. Yine biz ada pazarlıyız öyle. Bir abimiz bize getirdi. Bir şey soracağım. Buyurun. Lige kötü başladınız ama İsmail Hoca'dan sonra 4 tane üst üste galip geldiniz ve bir tane beraberlik aldınız. Takım toparlanma sürecine girdi. Bu yani sene ne olur? Sakaryaspor U21 ile bile oynasa desteklemeye geliriz tabii diyorsun. Yani elbette takım kendini bulacak. O taraftarla içeride 20-25 bin taraftarı oynuyoruz. Aynen. Yani böyle gençler de çıksa bu takım kendini bulacak. Güzel takım kurduk. Güzel para harcadık. Hani direkt liderliği hedefliyoruz. Ya evet, bence de aslında onu kovalamanız lazım. Sakaryaspor'un ismi zaten liderliği oynaması gerekiyor. Yeter ama bu şu işte playoff'a kaldı mı, playoff'ta kimin kime çelme çakacağı belli değil. Aynen lazım. Öyle ama biz de playoff takımız. Playoff takımız. Büyük Sakaryaspor denince zaten direkt playoff gelir akla. Bugünkü maç ne olur, Eyüp maçı ne olur? Alacağız, 3-1 alacağız. 3-1. İnşallah nasipse alacağız ya. İnşallah. 1-0, 2-0 bizim olsun. Yarım 0 olsun bizim olsun. Eyvallah. Kuyruğa doğru biraz daha yaklaştım. Burada çile şu. Şimdi bilet bulmak sorun. Artı olarak polis de böyle 50'şer alıyor. İyi bir arama yapıyorlar sanırım. Bu kardeşlerin de her maça gidiyorlarmış. Tabii şimdi Sakarya İstanbul'a gelince İstanbul'daki Sakaryalılar da bu maçı kaçırmaz sonuç tabii olarak. Tabii kaçırıyoruz. Her İstanbul maçını hiç kaçırmayız yani. İstanbul'da olan bütün maçlara geliyoruz. Sakarya'ya gidiyoruz mu? Sakarya'ya da gidiyoruz. İmkan oldukça. Süper. Biz her maç deplasman diyoruz. Aynen. İşte gürbetteki Sakaryalılar da böyle düşünüyor. Yani hoş geldiniz size. Şimdi Eyüp tarafındayım. Birazdan maç başlayacak. Ama onun öncesinde şu Eyüp'ün bir stat sorunu konuşalım. Abi Olimpiyat Stadyumu'nda sezona başladınız. Şimdi bu hafta Esenler Stadyumu'na geri döndünüz. Sağımızın olmadığından da her yerde kepaze oluyoruz. Yani gittiğimiz yer bize kendi evimiz değil, deplasman. Peki abi, Eyüpspor Stadyumu ne zaman yapılacak? Onu büyüklere bağlı işte, başkanlara bağlı. İki başkanımız da Remzi Aydın'la Ali Kızıltepe Bey'in sözlerinle bir an önce yapılmasını istiyoruz bütün taraftarlarımızın adına. Yani şöyle, Eyüpspor Stadyumu yıkıldı ama bir çalışma yok şu an. Evet. Buradan sesleniyoruz artık kimse
bizi duyar inşallah. İnşallah. O stadyum yapılsın ve Eyüp Spor maçlarını evinde oynasın. Evet, herkes kendi evinde daha rahat eder. Aynen. Oy. Bakalım maçlar ne olacak, devre arasında görüşürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan 34, ben de 34. Ha, bak. 34 Hasan. Evet, devre arası Eyüp Spor 0, Sakarya Spor 1. Keyifli maç oluyor. İki takım da pozisyon bulmakta zorlanmıyor. Hatta Mahir'in bir tane kaçırdığı pozisyon var. Burada ahlar vahlar, millet birbirinin kafası yedi yani. Şimdi Tribün Project önderliğinde yarışmamızı yapacağız tabii ki devre arasında. Her zaman olduğu gibi. 3 tane sorum var, 3 tane yarışmacımız var. Başlıyorum. Başla. Eyüp Spor'da bu sezon en çok süre alan oyuncu hangisidir? A. Ahmet Devret. B. Gökhan Çalışır. C. Kubilay Akyüz. D. Doğan Ateş. Doğan Ateş. Evet. Bir saniye, bu arkadaş kopya verdi, gördüm. Kopya verdi. Tamam, devam edelim. Devam. Sen sonra kardeşim. Ahmet abi. Ahmet. Doğan Ateş. Doğru cevap C. Kubilay Akyüz. Bu sorulduğuna kabul ediyorum ama oradan şey yapma. Kopya yok. İkinci soru. Eyüp Spor bu sezon tek galibiyetini hangi takımdan almıştır? A. Bodrum Spor. B. Kastamonu Spor. C. Samsun Spor. D. Keçiören Gücü. Bodrum. Bodrum. Keçiören Gücü. Bodrum diyenler kazandı. Evet abi, 1-1. Geçen sezon Eyüp Spor'da en çok gol atan oyuncu hangisidir? A. Doğukan Bat. Bakma. B. Bilal Gülden. C. Atakan Arslan. D. Mehmet Tosun. Atakan Arslan. Atakan Arslan. Atakan Arslan. Atakan Arslan. Herkesin cevabı Atakan Arslan mı? Evet. Atakan Arslan değil ama. Mehmet Tosun abi, pardon. Mehmet Tosun. Bak kayda bak, Mehmet Tosun değil mi? Kayda bakmayı duydum ama son kararım C'ydi. Şimdi şöyle yapacağız. Taşkent makas biliyor musunuz? Biliyorum. Evet abi. Tamam. Hadi. O zaman birinci yo belli edecek. Hadi. Başka soru yok, bu kadar soru. Taş, kağıt, makas yapacaksınız. Ben burada da iyiyim. Evet, aynen. Arkadaşa verin abi tişörtü. Kopyayla kazandı abi ya. Yine bir tane kazananımız oldu. Tişörtü bize hediye ettik kardeşimize. Güle güle kullan kardeşim. Maç sonunda yine görüşeceğiz.
İstanbul gününde Eyüpspor Sakaryaspor karşılaştı ve Sakaryaspor deplasmandan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Tatanyalar bunun keyfini çıkarıyor şimdi. Keyifli bir maç oldu. Ben çok keyif aldım. Eğer siz de keyif aldıysanız videodan beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.